Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Uyku apnesi olan biri horlamadan da belirti verebilir mi uyku apnesi? Ya da uyku apnesi olan biri horlamaz mı? Horlamadığı yani durumda olur mu? Bizim genel klinikte karşılaştığımız zaten herkesin öncelikle horlama şikayetiyle doktora gelip işte arada da nefesi duruyor diye bunu eklemeleri. Ama horlama kesinlikle oluyor. Mesela çocuklarda da çünkü uyku apnesi olabiliyor. Uyku apnesi de horlama da olabilir tabii. Yani çocuklarda horlama olması biraz daha en azından çocuk olmaması gerektiği düşünüyoruz horlamanın olması için. Ama çocuklarda da uyku apnesi olduğu için hakikaten o biraz annelerin, ebeveynlerin çok konduramadığı bir şey herhalde. Çocuğunun nefesi durması aman Allah'ım hani uykuda. Evet, çocuklarda da bir erişkin gibi horlama gerçekten görüyoruz. Hatta çocuk dediğim 3 yaşında, 4 yaşında hatta 2 yaşında çocuklarda bile görebiliyoruz. Ama burada çocuklarda genelde bunun sebebi büyük sıklıkla bizim geniz eti dediğimiz problem oluyor. Çocukların gelişimsel olarak bu burun kanallarını arkadan kapatan bir et parçası, geniz eti. Çocuklarda bu üst hava yolu tıkanıklığına yol açıp ciddi horlamaya neden oluyor. Ama onlar da bu geniz eti alındığında çocukların bütün şikayetleri tamamen ortadan kalkıyor. Onun dışında tabii çok nadir sebepler de olsa yani %90'ında basit bir geniz eti ameliyatıyla bu problem çözülüyor. Bunların en sık nedeni erişkinlerden farklı olarak çocuklarda geniz eti problemleri. Onu da söylemiş olalım. Çocuğu horluyorsa bir kişinin geniz eti problemi olması çok yüksektir. Ön planda düşünülmeli. Belki biraz daha belki başka bir problem de vardır. Sıklıkla geniz eti. Sıklıkla geniz eti olduğunu söyleyelim. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.